Kamuda tartışma hiçbir bakanlıkta ya da hiçbir konuda bitmek bilmiyor. Bir diğer başlıkta geçtiğimiz hafta gündeme damgasını vuran e-reçete tartışmasıyla başlamıştı ve sağlıkta 2003 yılında son durumda yine dikkat çeken notları içeriyor. Profesör Doktor Aytu Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili, şu anda Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Atıcı, Ankara stüdyomuza, Haber Merkezi programına hoş geldiniz efendim. Haber Merkezi programına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Can Bey. Sayın Atıcı, hemen son iddiadan başlayalım. Sağlıkta son durumu yine sizden dinleyeceğiz ama bu e-reçete uygulamasıyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığınız çok çarpıcı bir açıklama var. Yurttaşın fişlenmesi, milletvekillerinin muaf tutulması başlıklarıyla ajanslar yansıttı. Bir diğer kamuoyuna yansıyan başlık çok daha çarpıcı. Kayıt altına alınan bilgilerin şirketlere satıldığı iddiası. Nedir bu tablo? E-reçete ile Türkiye sağlıkta nereye gidiyor? Vatandaşın neye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi Can Bey, bu konuyu gündeme getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir konu. 17 Ocak tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, yani SGK'nın reçete bilgilerini sattığını ifade etmiştim. Ve firma adı da belliydi. Alınan miktar da belliydi. Bu gerçekten ciddi anlamda ses getirdi. Ve hemen aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir açıklama yaptı. Ve bunun da basın mensupları, yazılı ve görsel basın, Sosyal Güvenlik Kurumu iddiaları reddetti, şiddetle reddetti diye verdi. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın göndermiş olduğu basın açıklamasını okuduğumuz zaman bütün iddiaları kabul ettiğini çok net bir şekilde görmek mümkün. Bakın ben ne demiştim? Ben demiştim ki 72 milyon liraya reçete bilgilerimiz, kişisel sağlık bilgilerimiz satılmıştır demiştim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gönderdiği trajikomik yazıya bir bakalım. Diyor ki, tek bir firmaya 72 milyon TL'ye tüm sağlık verilerinin satılmış olması söz konusu değildir. Bakın yavaş yavaş okuyorum. Bütün halkımız bunu dinlesin ve AKP hükümetinin halkımızın aklıyla nasıl alay ettiğini anlasın. Diyor ki, ben bu verileri tek bir firmaya 72 milyon TL'ye tüm sağlık verilerini satmadım diyor. Ne anlıyoruz biz buradan? Hatta daha da ileri gidiyor. Diyor ki, kaldı ki tüm bilgilerin alınması için kuruma iletilmiş bir talep de yoktur. Yani diyor ki, kimse bize gelip de bütün sağlık bilgilerini bize verin demedi. Biz de bütün sağlık verilerini 72 milyon liraya ve tek bir firmaya satmadık. Şimdi yani bu kadar komik bir duruma düşülmez. Halkımızın da zekasıyla bu kadar alay edilmez. Bu ayıptır, bu yanlıştır. Burada çok net bir şekilde bu verilerin birden fazla firmaya satılmış olabileceği, 72 milyon liradan farklı bir rakama satılmış olabileceği ve tüm sağlık verilerinin değil bir kısmının satılmış olabileceğini anlıyoruz. Nereden mi anlıyoruz? Bakın, yine SGK'nın gönderdiği basın duyurusundan, yani bana cevaben ismimi kullanarak, adıma atıfta bulunarak gönderdiği basın duyurusundan söylüyorum. Burada bu bilgilerin nasıl satılacağını tek tek anlatmış. Diyor ki, resmi gazetede yayınlanan genel sağlık sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin yönetmelik. Bakın, yani resmi gazetede yayınlıyor AKP hükümeti bunu. Diyor ki, genel sağlık sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımı. Genel sağlık sigortası verilerinin paylaşımı ne demek Allah aşkına? İşte bu yönetmeliğe dayanarak bu veriler satılabilir diyor. Hatta diyor ki, bizim kurumumuz web sayfasında bir usul esas yayınladı ki biz bu usul esaslara göre bu verileri satıyoruz diyor. Şimdi bakın, amacını da söylüyor. Kendi gönderdiği basını, hiç bakın başka belgeye gerek yok. Gerçi elimizde başka belgeler var, onları daha sonra konuşacağız ama bu verilerin toplanması veya hazırlanması ve gereksiz taleplerin önlenmesi amacıyla, bakın burası önemli, bu verilerin, hangi verilerin? Sağlık verilerimizin bir ücret karşılığında paylaşılması anılan mevzuatlarda öngörülmüştür diyor. Doğru söylüyor. Biz de bunu zaten gündeme getirmiştik. Demiştik ki 663 sayılı kanun hükmündeki kararname ile
Sağlık Bakanlığı da bu yetkiyi almıştır. Yani bizim bütün kişisel sağlık verilerimizi, en mahrem verilerimizi satma yetkisi almıştır. Bakın Sağlık Bakanlığı henüz bunları satmadı ama bu yetkiyi aldı. Bir bakanlık niye yetki alır kardeşim? Elindeki bilgileri elbette ki satabilme yetkisi şu anda Sağlık Bakanlığı'nın var. Ama bu yetkiyi şimdilik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kullandı. Ve diyor ki bakın ben diyor bu verileri paylaşırken, usul esas belirlerken, talepleri karşılarken hakkaniyetle adil davranmak üzere bir kurul kurarım ve bu kurul tarafından yürütürüm işleri diyor. Ve diyor benim SGK diyor bunları. Benim kurduğum kurulun görevleri şunlardır. Basın duyurusundan aynen okuyorum. Veri paylaşım taleplerini karara bağlamak. Yani diyor ki ben bu verileri satlığa çıkardım. Bunları satın alacak olanların taleplerini karara bağlayacağım. Satacağım veya satmayacağım. İki, münferit veri taleplerini konu başlıkları itibariyle tasnif ederek karara bağlamak. Yani eğer kişisel bir şeyi ben istemişsem bunu da diyor konu başlıklarına göre düzenlerim, böyle satarım diyor. Sonra diyor ki veri paylaşımını üçüncü maddede hangi yollarla yapılacağına karar vermek. Yani ne demek? Ben bu verileri hangi yollarla satacağım? Buna diyor benim kurulum karar verir. D, veri paylaşımı ile ilgili, burası önemli. Yani bizim sağlık verilerimizin satılmasıyla ilgili ücret alınıp alınmamasına karar vermek. Bakın, ücret alınıp alınmamasına karar vermek ve alınacak ücretin miktarını belirlemek üzere ben diyor bir kurul kurdum. Ve diyor bu kurduğum kurul 5 Eylül 2012 tarihinde toplanmış ve bazı kararlar almıştır diyor. Ve bu kararları da bize yayınlıyor. Sonra kalkıp diyor ki yazının sonunda iddia edildiği gibi 72 milyon TL karşılığı tüm bilgilerin paylaşılması gibi bir durum kesinlikle doğru değildir. Eh güzel, güzel. O zaman çık de ki ben bu verileri şu kadara sattım. Bütün verileri satmadım, bazı verileri sattım. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Sosyal Güvenlik Kurumu çıkacak diyecek ki ben hiçbir sağlık verisi satmadım. Bunu desin. Ben de bu ekranlardan tüm Türkiye önünde özür dileyeyim. Ben yanlış bilgilendirmişim diyeyim. O yüzden kesinlikle bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Birkaç adım sonrasını da görerek ben buradan halkımızı uyarıyorum. Halkımızın yapabileceği hiçbir şey yok. AKP hükümeti beni dinleyecek. AKP hükümeti benim söylediklerimi dikkate alacak. Ve bu maddeyi derhal iptal edecek. Yani bizim mahrem bilgilerimizin, kişisel sağlık verilerimizin, bizim korumak üzere, namusumuz üzerine and içtiğimiz verilerin hiçbir şekilde paylaşılamayacağını karara bağlayacak. Bunun için de kanun teklifi getirecek, bize destek vereceğiz. Daha önce getirmiş olduğu kanun hükmündeki kararname, kanun teklifi bile değil, mecliste bile tartışmadan, komisyon alt komisyonlarda bile tartışmadan bir hülleyle getirip de meclisten kaçırarak, üstelik meclis çalışırken getirdiği kanun hükmündeki kararnameyi biz Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştük zaten. Bunun iptalini zaten istemiştik. Eğer bu iptal edilirse bu rezalet ortadan kalkacak. Eğer iptal edilmezse bu durumda yeni bir düzenleme ile biz kişisel sağlık verilerimizin, yani anamızın, babamızın, eşimizin, kendimizin sağlık verilerini hiçbir şekilde paylaşılmasını istemiyoruz. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Çıkacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı diyecek ki SGK halkımızın reçete bilgilerini satmamıştır diyecek. Ben de çıkacağım, ondan özür dileyeceğim. Lafı dolandırmaya gerek yok. Efendim hepsini satmadık. E güzel, bir kısmını sattınız, bir kısmını 72 milyonlardan daha yüksek değer ettiği için satmadınız. Ne zaman satacaksınız? Kim parayı verirse o zaman satacaksınız. Bu büyük bir rezalettir. Bu büyük bir skandaldır ve bu derhal onurlu insanların istifasını gerektiren bir durumdur. Şimdi olayın daha vahim kısmı da şudur Can Bey. Buyurun. Olayın daha vahim kısmı bundan bir süre önce, bir ay kadar önce Sağlık Bakanlığı çıktı. Sağlık.net 2 diye bir program yayınlayarak bütün hekimlerin, kendilerine başvuran bütün hastaların sağlık bilgilerini bu programa girmelerini istedi. Biz itiraz ettik. Dedik ki hayır, bunu yapamazsınız. Çünkü
Bizler hekime gittiğimiz zaman, bizi dinleyen vatandaşlarımız çok iyi bilirler. Biz hekime gittiğimiz zaman eşimize bile, dostumuza bile, arkadaşımıza, kardeşimize bile söyleyemediğimiz şeyleri söyleriz. Hekimle biz her türlü sırrımızı paylaşırız. Çünkü biz hekimden medet umarız, sağlık dileriz. O yüzden hekimlere biz her şeyimizi anlatırız. E hekim de bizim anlattığımız her şeyi kalkıp da bu sağlık net 2 sistemine girerse ne olacak? Bu veriler satılabilir mi, satılamaz mı? Ben iddia ediyorum. Sağlık Bakanı bu verileri satmak için yetkiyi almıştır. Çıksın Sağlık Bakanı desin ki hayır, böyle bir yetki yoktur. Şimdi Sağlık Bakanı çıkıp televizyonlara efendim böyle bir yetkimiz var, halkımız bize güvensin, biz bu verileri satmayacağız derse buna kargalar güler. Buna kargalar güler. Efendim Sağlık Bakanı bu verileri satmazmış. Peki kardeşim, satmayacaksan niçin kalktın bunları satmak üzere yetki aldın? Bir. İki, seninle aynı zihniyeti paylaşan, seninle aynı kabineyi paylaşan, seninle aynı dünya görüşünü paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve onun sevk ve idaresinde bulunan SGK, yani AKP zihniyeti, bizim sağlık verilerimizi sattığına göre ve bizim bütün güvenimizi, bütün inancımızı kaybettiğine göre sen de aynı zihniyetle, aynı mantıkla bu verileri satabilirsin. Çünkü elinde yetki var. Çünkü biz sana güvenmiyoruz. Sen bu verileri satmak üzere yetki aldın. Bu yetkiyi boşuna almadın. E bu yetkiyi aldığına göre bu yetkiyi kullanacaksın. Ve bu yetkiyi kullandırdığın zaman bu sefer efendim kanuna uygun davrandık diyecek bürokratlarınız, öyle mi? Böyle bir saçmalık, böyle bir rezalet asla olamaz. Yani Sağlık Bakanı gider ayak ülkemizin geleceğini karartmaya, halkımızın endişeli bir şekilde uyumasına neden olmaya hakkı olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Benim anlatacağım gerçekler Sayın çok hocam, net, çok çarpıcıdır. Hocam. Çıksınlar dolambaçlı karar vermek, dolambaçlı cevap vermek yerine açık açık bana cevap versinler. Sayın hocam, hemen burada ne neden sorusunu da herhalde iletmek gerekiyor. Özellikle vatandaşların bu konuda biraz daha hassas ve dikkatli olması açısından neden bir özel şirkete verilir? Özel şirketin eline geçen bu kayıtlar sizin de ifade ettiğiniz gibi gizli bilgilerin ifşası ya da magazinel olmanın ötesinde belki uluslararası ilaç firmalarının tekeline sunulmak üzere mi kullanılır? Nerelerde kullanılabilir? Biraz da bunun için uyarılarda bulunmanızı isterim. Çok teşekkür ederim Can Bey. Bakın, benim derdim bu verilerin hangi firmaya satıldığıyla ilgili değildir. Hiç umurumda değil hangi firmaya satıldığı. Ulusal firmaya mı satıldı, ulusötesi firmaya mı satıldı? Beni zerre-i miktar kadar ilgilendirmiyor. İki, bu verilerin kaça satıldığı da beni hiç ilgilendirmiyor. 72 milyona satmışlar bütün verilerimizi. Yani ben buradan söylüyorum. Yaklaşık işte 75 milyon nüfusumuz var. Demek ki bizim sağlık verilerimiz adam başı 1 lira bile etmiyor. Bu değer de buymuş demek ki şimdilik sattıkları verilerin. O yüzden ben ne firmayla ilgileniyorum ne de bu verileri kaç liraya sattıklarıyla ilgileniyorum. Beni hiç ilgilendirmez. Ben hem bir hekim kimliğine sahip bir insan olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, yani halkın her türlü özlük hakkını, her türlü hakkını korumak üzere yemin etmiş bir insan olarak konuşuyorum. Hiç kimsenin, hiç kimseye bu verileri satma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Bürokratlar, elbette ki SGK bürokratları çıkacaklar, diyecekler ki efendim biz mevzuata uygun bir karar verdik. Mevzuat bunu yapmaya müsait diyebilirler. Evet, haklılar. SGK ya ben bunları niye sattın kardeşim demiyorum. Sattı, mevcut yasalara göre sattı. Benim lafım bu yasayı çıkaran AKP hükümetine. Benim lafım bu yasanın altına imza atan Sağlık Bakanı'na ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'na ve Başbakan'a. Çıkın bu yasayı iptal edin. Şimdi bu yasa iptal olmazsa ne olur Can Bey? Bu yasa iptal olmazsa il il, ilçe ilçe, belki de daha sonra mahalle mahalle, şimdilik il il ve ilçe ilçe satılmış, bizlerin hangi ilaçları kullandığı reçete bilgileri satılmış. Yani sizin ilçenizde insanlar acaba hangi ilaçları kullanıyor? Psikiyatri ilaçlarını mı daha çok kullanıyorlar? Yoksa efendim antibiyotikleri mi daha çok kullanıyorlar? Yoksa efendim çeşitli mahrem sorunları var da
bunları tedavi etmek için mi ilaç kullanıyorlar? Bu bilgilerin ifşası bile utanç vericidir. Son derece ahlak sınırlarının dışında bilgilerdir bunlar, bu bilgileri kullanmak. O yüzden hiç kimsenin benim ilçemde, benim ilimde kimin hangi ilacı kullandığı veyahut da hangi ilaçların genel olarak isim bile vermeseniz hangi ilaçların kullanıldığını söylemeye hakkı yetkisi yoktur. Bakın bu bilgiler satılırsa, ki satılmış öyle görünüyor, hiç kimse çıkıp ben bu bilgileri satmadım demediğine göre hepsini satmadım diyor, onu da anladık. Bu bilgiler eğer satılmışsa, ki satılmış görünüyor, bu bilgiler derlenip toparlanabilir. Toparlanacak zaten, öyle diyorum. Firma, yani bilgileri alan firma diyor ki ben bunları kategorize edeceğim, bakacağım, inceleyeceğim. Sonra bunu ilaç firmalarına diyeceğim ki efendim Mersin'in Anamur ilçesinde şu 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 ilaçlar daha çok satıyor, sen bu ilaçlara yatırım yap. Efendim işte Bingöl'ün Kıl ilçesinde, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, Yedisu ilçesinde, ki bu Yedisu Yayladere böyle binlerle anılan ilçeler, nüfusları bin küsür olan ilçelerimizdir. Burada yaşayan insanlar hepsi birbirinin yüzüne gözüne bakar. Burada efendim şu ilaç, psikiyatri ilaçları tırnak içinde veya başka daha mahrem ilaçlar çok satılıyor, sen buraya bu yatırımı yap anlamı çıkabilir. Artı halkımızın hastalık durumları, hastalık profilleri ortaya çıkabilir ve bu durum bütün ilaç firmaları tarafından bir kazanç kapısı olarak görülebilir. Niye bu duruma geldik biliyor musunuz? Çünkü bu hükümet bütün sağlık verilerini, bütün her şeyi kar edilebilecek ve alınıp satılabilecek bir mal haline getirdiği için biz bu duruma geldik. Halbuki sağlık bize göre anayasal bir haktır. Ve benim sağlık hakkımı istemem anayasayla garanti altına alınmıştır. Ve anayasamız devlete halkımızın sağlığını koruyamadığı yerde tedavi etme ödevini vermiştir. Şimdi hal böyleyken ben bu ödevleri yerine getiremiyorum, ben bunların tamamını özel sektöre devrediyorum diyerek birinci basamak, yani aleyhkimliği, performans sistemi, şimdi yeni görüşmekte olduğumuz kamu özel ortaklığı gibi sistemlerle sağlığımızın tamamını satan, tamamını satlığa çıkaran, tamamından neredeyse elini çeken bir sağlık bakanlığı ve bir yönetim anlayışı var, bir AKP zihniyeti var. İşte bu bizi çok rahatsız ediyor. Yani hastanelerimiz kar eden, hastanelerimiz çok fazla tırnak içinde müşteriye sahip olan ve buralardan ciddi paralar elde eden bir kurum olarak görülüyor. Sağlık da kar edilebilir bir sektör olarak algılanıyor. Öyle olunca satışın sonu yoktur. Öyle olunca hastanelerimizi bugün AKP satmaktadır. Bizi 49 yıllığına hastanelere kira ödemeye mahkum hale getirmektedir. Sağlık ocaklarımız satılmıştır. Hepsi aile hekimliği olmuştur. Hastanelerimizde performans sistemiyle bütün hastalarımız müşteri olarak görülmektedir. Ve tam 9 noktada halkımızın cebinden para çıkarak sağlık hizmeti satılmaktadır, verilmektedir demiyorum. İşte bu zihniyet satacak bir şey kalmayınca bizim verilerimizi sattı. Hani başbakan duble yol yapacağız diye yapıyoruz diye yola çıkmıştı ya, hani televizyon ekranlarından söylüyordu ya, sonra kalktı bu duble yolları nasıl sattıysa. Veyahut da işte mayınlı arazileri İsrail'e temizleteceğiz deyip ondan sonra bir de baktık ki buradan pek çok insan taşınmaz aldıysa, veyahut da limanlarımız, HES barajlarımız, her türlü bankalarımız, fabrikalarımız, tekelimiz nasıl satıldıysa, şimdi bunun haddi hesabı yoktur zihniyetiyle sağlığımız da satılıyor. Sağlığımızın maddi verileri satıldı. Şimdi sağlığın mahrem bilgileri de satılıyor. Bakın iddialar çok. Elimde birkaç tane daha bilgi var. Bu bilgileri doğrularsam eğer çok büyük ihtimalle yarın yine bir basın açıklamasıyla elimdeki bilgileri yine kamuoyuyla paylaşacağım. Çünkü bu bilgiler önemli. Hani böyle bir şey yoktur, böyle bir şey olmaz diyen SGK'ya, daha doğrusu SGK benim muhatabım değil, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na ve Başbakan'a çıkacağım, bu verileri söyleyeceğim. Artı bir takım iddialar var. Kamuoyu bizim iddiaları değil, gerçekleri dile getirdiğimizi çok iyi bildiği için
Bu iddiaları da araştıracağım. Bulduğum her şeyi de kamuoyuyla paylaşacağım. O yüzden bu yapılanların son derece tehlikeli noktalara gittiğini söylemek isterim. Eğer, bakın Can Bey, eğer Sağlık.net 2'ye girilen veriler paylaşılırsa ne olur? Ben buradan eğer izin verirseniz Sağlık.net 2'ye, yani Sağlık Bakanlığı'na gönderdiğimiz verilerden birkaçını okumak istiyorum. Buyurun hocam. Bakın ne diyor? Bütün kimlik, adres ve iletişim bilgileri. Bunlar Sağlık.net 2'ye girilen bilgiler. Ha bunlar satılmış, satılığa çıkarılmış demiyorum. Ama Sağlık Bakanlığı bu verileri satma yetkisini almıştır. Bu verileri şimdilik kaydıyla henüz satmadı. Neden? Çünkü daha bu veriler toplanma aşamasında. Ben buradan halkımızı uyarıyorum. Bütün kimlik ve adres bilgileriniz Sağlık.net 2'ye giriliyor. Hamilelik testleriniz giriliyor. Sağlık geçmişiniz, özürlülük durumunuz, yani herhangi geçmişte bir hastalığınız varsa hepsi buraya yazılıyor. Anlamı nedir bunun? Yani siz yarın bir sağlık sigortası yaptırırsanız sigorta diyecek ki bir dakika Aytuğ Bey, sizin Sağlık.net 2 verilerine göre bize beyan etmediğiniz veya unuttuğunuz bir astım hastalığınız varmış, şeker hastalığınız varmış, sizin sigorta primlerinizi çok yükseltmemiz gerekiyor diyecek. Yani bunu sigorta şirketleri heyecanla bekliyor. Alkol, madde, sigara kullanımı. Sigara içiyor muyum, içmiyor muyum? Cep telefonuma bana sigara reklamları gelecek mi, gelmeyecek mi? İşim, mesleğim, şikayetlerim, hastalığımın öyküsü. Bakın, bütün tetkik sonuçlarımız gidiyor değerli halkımız. Bütün tetkik sonuçlarınız Sağlık.net 2'ye giriliyor. Ve bunun için sizden izin filan da istenmiyor. Eğer benim verilerim bir yere girilecekse, benim verilerimin mahremiyeti korunmayacak ise Sağlık Bakanlığı derhal bu işi bırakmalıdır. Derhal. Ve bu Sağlık Bakanı da derhal istifa etmelidir. Ben o makamda bu kadar ayyuka çıkan rezaletlerden sonra bir dakika bile durulmasını hiçbir şekilde onurlu bir davranış olarak değerlendirmem. Bakın tetkik sonuçları. Diyelim ki diyabetiniz var, şeker hastalığınız var. Tetkik sonuçlarınız girildi ve firma bunu elde etti. Cep telefonunuza, evinize, adresinize şeker ilaçlarıyla ilgili her türlü bilgi, belge gelebilir. Veyahut da daha da ötesi, kime satıldığı belli olmayacağı için daha sonra bunların, ikinci, üçüncü şahıslara satılacağı için, bu durumda çeşitli bitki satan, çeşitli ilaç dışı malzemeler satan insanlar bizlerin kapılarını çalabilecekler bu veriler satılırsa. 15-49 yaş arası kadınların doğum düşük sayıları, hepsi Sağlık.net 2'ye giriyor. Gebelik testi sonuçları, düşünün yani gebelik testi sonucu, eğer benim eşim gebe ise bu Sağlık.net 2'ye girecek ve benim çocuğumun ne zaman doğacağını firma bilecek, benim adresime mama gönderebilecek mesela. Veyahut da çocuk bezi gönderebilecek. Düşünebiliyor musunuz? Yani inanılır gibi değil. Son adet tarihleri giriliyor. Babanın kan grubunu niye istiyorsunuz kardeşim? Bakın, yani bunlar son derece mahrem bilgilerdir. Bu bilgileri siz Sağlık.net 2'ye girdiğiniz zaman ve bu Sağlık.net 2 bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafından satılırsa, ki Sağlık Bakanlığı böyle bir yetkiyi almıştır. Aldığını da işte bu burada sarıyla gösteriyorum. Altını da çiziyorum. Bu yetkinin varlığı da resmi gazetede yayınlanmıştır. Bunu Sağlık Sosyal Güvenlik Kurumu söylüyor. Bunlar da satılır ise bu durumda bu satılan bilgilerin nelere mal olabileceğini, kimin hangi ilacı kullandığını, neden kullandığını bütün dünya bilecek. Bakın sadece sağlık bilgileri değil, bunlar şantaja da açık bilgiler içerebilir. Buradan uyarıyorum. Sağlık Bakanı çıkıp diyecek ki Sağlık.net 2'yi iptal ettim kardeşim, vermeyin diyecek. Veya illa veri toplamak istiyorsa diyecek ki size gelen hastadan yazılı olarak onam alın, aydınlatın, rıza alın. Aytuğ Atıcı veyahut da Can Karadut eğer izin veriyor ise sağlık bilgilerini alın ve bu veri sistemine girin diyecek. Aksi takdirde bunu söyleyemez. Sağlık Bakanı da çıkmış halkımızın zekasıyla alay ediyor. Efendim diyor ki eğer istemiyorsanız bu verileri vermeyebilirsiniz. Kardeşim ben acılı ızdıraplı bir insanım. Benim bu verilerin girilip girilmediğine haberim bile yok ki. Hekim bana soracak, sekreter soracak, diyecek ki Aytuğ Bey, Can Bey, siz bu verilerin
girmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorum kardeşim dersen imza atarım. İstemiyorum yahut da benim rızam alınmamış ise Sağlık.net 2'ye hiçbir şekilde hiçbir veri girilemez. Girilmemelidir. Bunu sağlayacağım. Veya bu verileri illa girmek istiyor ise sağlık araştırmaları yapacağım. Sağlık Bakanlığı olarak diyor ise iki şey yapacak. Bir, bu verilerin güvenliğini sağlayacak. Bu verilerin çok net, çok güzel bir şekilde korunduğunu, yani korsanlar tarafından elde edilemeyeceğini sağlayacak. İki, derhal bir yasal düzenleme yapacak. Ben de bizzat bu yasal düzenlemeyi destekleyeceğim. Yasal düzenleme yapacak. Diyecek ki bu verileri hiç kimse, hiçbir vesileyle, paralı veya parasız, hiç kimseye veremez diyecek. Hiç kimseye, sadece Sağlık Bakanlığı bunu kullanır diyecek ve halkımızı rahatlatacak. Ama bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu verileri koruyamıyor. Bundan tam yaklaşık bir yıl önce aile hekimliği bilgi sistemi korsanlar tarafından hacklenmişti. Yani korsanların saldırısına uğramıştı. Ve aile hekimliği bilgi sistemi içerisindeki bütün veriler çalınmıştı. Ben de yine ulusal kanal ekranlarından ve başka ekranlardan bunu dile getirmiştim. Yetmedi, bir soru önergesi verdim. Dedim ki, Sayın Bakan, sizin tuttuğunuz bu veriler çalındı. Bunun için genel müdür hakkında bir işlem yaptınız mı? Bir araştırma yaptınız mı? Bir yasal işlem yaptınız mı? İdari işlem yaptınız mı? Cevap verilmedi. Hiç cevap verilmedi. Olayın üstü örtülmek için genel müdür görevden alındı. Şimdi buradan biz Sağlık Bakanlığı'nın bizim sağlık verilerimizi mahrem, eşimize, anamıza, babamıza, evladımıza, kardeşimize bile söyleyemediğimiz, doktora söylediğimiz verileri koruyamadığı anlaşılıyor. O yüzden bu koruma mümkün olmadığına göre Sağlık.net 2 sistemini derhal sorgusuz sualsiz kaldıracaktır bu bakan. Kaldırmak mecburiyetindedir. O sistem kalkana kadar ben de bu işin peşini asla hiçbir şekilde bırakmayacağım. O yüzden Sağlık Bakanı da bu sistemi kaldıracaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da kalkıp diyecektir ki evet biz bazı verileri sattık. Yanlış yaptık. Özür diliyoruz. Bir daha bunu yapmamak için de bizden sonra hükümeti yönetecek olan her kimse, CHP bile olsa, biz bu verilerin satılmasını önlemek için de yasal düzenleme yapıyoruz. Buyurun gelin imza atın diyecek. Halkımızı ben buradan ciddi şekilde uyarıyorum ve tepki vermeye davet ediyorum. Sayın Hocam, yarınki basın toplantınızı da dikkatle takip edeceğiz. Haber merkezine katılıp sorularımızı yanıtladığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara stüdyomuza geldiğiniz için. Verileri eğer teyit edersem, yani yarın kesin basın toplantısı yapacağım demiyorum. Verileri kesin teyit edersem mutlaka bunları bütün herkesle, kamuoyuyla, halkımızla paylaşacağım. Ve hükümet de buna göre tedbirini şimdiden alsın. Biz de en yakın zamanda yeniden sizi stüdyomuzda ağırlamak arzusunda olacağız yarınki tabloya göre. Çok çok teşekkürler Sayın Hocam. Bizi izleyenlere de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Profesör Doktor Aytu Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili, deneyimli tıp profesörü, Ankara stüdyomuzdan yaşayabileceğimiz 2013'teki en büyük belki skandalın satır arası ayrıntılarını net bir